Yok öyle bir imkanım. Ve şunu da hatırlatmak istiyorum. 31 Ağustos mu Çağdaş Bankalar Birliği? 31 Ağustos'tan itibaren seviniyoruz ya, onu sattık, bunu sattık, 40 milyon. Bunların yarısının hepsi bankalar el koyuyor. Kombine bilirse el koyuyor. Feneryum satışları yarısına el koyuyor. Sponsorluk, LED panolar, hepsinin yarısı şu an devlete gidiyor. Ve biz nasıl çevireceğimizi daha bilmiyoruz. Bize kalan parayla bu kulübü nasıl çevireceğimizi. Ondan sonra da eğitim düşmanı olmakta suçlanıyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü belki bu 20 küsür senelik eğitim faaliyetine bir sene veya iki sene ya kar etmiştir. Hep zarar. Çünkü beceremiyoruz. Bizim işimiz değil. Bunu becerenlerle işbirliği yapmak istedik. Hop, orada da ayaklandı herkes. Geriye döndük. Dolayısıyla tüm bu hengamenin içinde Sayın Aziz Yıldırım son basın toplantısında bu konuyu da kullanarak 50 milyon dolar vereyim filan dedi. Biz de heyecanlandık. Çünkü 50 milyon dolar şu an bize müthiş bir oksijen olurdu. Ben başkanın eğitime ne kadar önem verdiğini biliyorum. Onu da söyleyeyim. Veya vermedin diyelim. Çünkü 6 sene bu kolejin başkanlığını yaptığım için. Başkanlığa geldiğim zaman üniversite devralında üniversitenin ne halde olduğunu bildiğim için. Ama eğitim aşkı başkanımızın kabardı. İyi de kabardı. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yani bunu kesinlikle hafife almıyorum. Fırsatçı bir yaklaşım ama Fenerbahçe'ye fayda sağlıyorsa her türlü fırsatçı yaklaşıma da biz razıyız. Bize mektup yazdı. Ve kolej binamızın yeniden yapılması sürecini üstlenebileceğini ifade etti. Sayın Mithat Yeni Gün'ü yolladı. Zaten hep o postacı geliyor gidiyor. Mithat Bey izah etti durumu. Biz dedik ki Sayın Başkanımız 50 milyon dolardan bahsetti. Bu çok iyi olur. Yok yok dedi, 50 milyon dolar falan dedi. 3 milyon dolar ayırdık bu işe. Binayı yapacağız demiş. Erol Bey götürüyor yürütmeleri. Görüşmeleri yürütüyor. Onun için başkanımıza Allah razı olsun diyorum öncelikle. En samimi duygularla söylüyorum bunu. Bize önerdiği ana binayı yıkıp yapacaklar. Konferans salonu ve spor salonu bizim yapmamız isteniyor. Orada çatı tadilatı gerekiyor. Bize göre okulun yıkılı baştan yapılması en az 5 milyon euroluk bir bütçe gerektiriyor. Dolayısıyla yani Erol Bey'den de rica ettim. Anahtar teslim anlaşma yapın. Çünkü yarıda kalırsa 3 milyonlar yetmezse biz bunu yapamayız diye. Ama Sayın Başkan Aziz Yıldırım, Mithat Bey'i görevlendirerek bu süreci başlattık. Görüşmeler gayet olumlu gidiyor. Hepinizin huzurunda kendinize bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepimizin arzusu önümüzdeki eğitim sezonunda bunu yetiştirmek. Bana sorarsanız başta imar izinleri olmak üzere inşaat işlerine falan kolay kolay yetişmeyeceği. Ama Mart ayında tekrar değerlendirilir. Kayıt yapıp yapmama konusunda. İyi bir şeyle sözlerime sunum vereyim. Umut insanın yakıtıdır. Umutsuz insan zor yaşar. Umutsuz insan önce kendine sonra çevresine zarar verebilir, tehlike arz edebilir. Fenerbahçe mahallesinde umutları görmek, o çocukların gözündeki umutları görmek, yüzlerinin gülmesini görmek, onların heyecanını görmek, onlarla zaman geçirmek, top oynamak, şakalaşmak paha biçilmez bir tecrübeydi. Şimdi biz birinci günden itibaren bütün acil ihtiyaçları karşılamak adına diğer kulüplerde de olduğu gibi stadımızın altında başladık. Onlarca konteyneri bölgeye yolladık. İhtiyaç malzemenin karşılanması için. Ve yaralarımızı hep birlikte saracağız, unutmayacağız, unutturmayacağız dedik. Çünkü bu konular çok çabuk unutuluyor. Çok çok çabuk unutuluyor. Tabii ikinci aşamadaki en önemli sorun barınma sorunuydu. Her deprem felaketinde olduğu gibi. Barınma ihtiyacı içinde biz de elimizi taşın altına koyduk.
hatırı sayılır bir kaynak oluşturduk. Bu çatı altında o kaynağa destek olan varsa Allah razı olsun. Herkesten Allah razı olsun. Derneklerimizden Allah razı olsun. Sporcularımızdan, kongrelerimizden, taraftarlarımızdan, bu çorbada tuz olan herkesten Allah razı olsun. Ve biz 1000 konteynerlik bir meblağ kaynağı yarattık. Bunun bir kısmını Türkiye Futbol Federasyonu'na verdik. Onların yapacağı, onlar da 5000 hedefliyorlar. Diğer bir kısmının da Koç topluyla beraber yaptık. Niye Koç topluyla beraber yaptık? Çünkü onların mega projeleri vardı. Sadece konteyner yapmak yetmiyor. Sosyal alanlar, aktiviteler, bunların da olması gerekiyordu. Orada bir sinerji yakaladık. Ve bana göre belki de dünyadaki en iyi konteyner kentlerden birine tanık olduk. Okulundan, internet kafesinden, çamaşırhanesinden, yemekhanesinden, işte 3 boyutlu printerlarla yapılan atölyelerden, futbol, basketbol sahalarından tutun, ne ararsanız var. Küçük bir şehir. Ve biz de bunun parçası olduk. Biz de 500, aslında bizimki 516 konteyner parayı verdik. Biz yapsak isteseydik, kendimiz yapamazdık. Parayı verdik. Bir tarafta Türkiye Futbol Federasyonu, öbür tarafta da Koç grubunun kuyruğuna takılarak ilk projemizi yaptık. İkinci de yakında geliyor. Ve şunu da söyleyeyim, devletimize ayrı bir parantez açmak istiyorum. İstediğiniz kadar paranız olsun. İstediğiniz kadar konteyneriniz olsun. Bir konteyner şehri hazırlamanın, arazi tahsisinden, altyapısının kurulmasından, oraya atanan, geçici atanan kamu görevlilerinden ve en zor olan oradaki mağdur insanları bir şekilde konteyner kent tahsis etmek, yerleştirmenin ne kadar zor bir süreç olduğunu size anlatamam. Dolayısıyla devlet olmasaydı zaten bu konteyner kentlerinde hiçbiri olmazdı. Başta Sayın Valimiz olmak üzere bütün devletin yetkililerine, ki onlar 5 saat boyunca bizdeydiler, Kahramanmaraş Valimizi ve tüm devlet temsilcilerine, Fenerbahçe Spor Kulübü adına ama özellikle oradaki vatandaşlar adına çok çok teşekkür etmek istiyorum. Olağanüstü iş başarmıştır. İnşallah bir gün yolunuz düşer, kendi gözlerinizle görürsünüz. Şükürler olsun ki onların hayatlarına bir nebze dokunabildik. Ama onların normal hayata dönmeleri daha çok uzun bir süreç. Bu süreçte Allah onlara güç, kuvvet ve sabır versin. Yolunuz düşerse de özellikle ziyaret etmenizi, Kahramanmaraş'a yolu düşenlerin veya Hatay'da ikincisi olacak, daha olmadı, bizle temasa geçerseniz gerekli çalışmayı yaparız. Ama o gülümsemeyi görmek, çocuklardaki, annelerdeki, dua eden insanları görmek çok kıymetliydi bizim için. Burak Kızılan ve Erol Bilecik Bey bizim tarafta bütün süreci yönettiler. Onlara da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bunun dışında sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor. Yazın gerek kalan kısmını güzel ve keyifli geçirmenizi diliyorum. Sağ olun, var olun. Bir dakikanızı rica ediyorum. 2 duyuruda bulunacağız. Bir dakikanızı rica ediyorum. Lütfen, lütfen dinler misiniz? Yüksek Divan Kurulu Başkanlık Divanı Başkan Vekili Sayın Mithat Yenigün istifa etti görevinden. Dolayısıyla tüzüğümüz gereği bundan sonraki ilk divan toplantısında boşalan bu üyelik için bir seçim yapılacak. Aday olmak isteyenlere şimdiden duyuruyoruz. Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyoruz. Yazın bundan sonraki günlerinin esenlik ve mutluluk içinde geçmesini diliyoruz. Hoşça kalın.